فالجزائرية التجارية والصناعة السيد طيب شباب. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında medya ve iletişim alanlarında işbirliği protokolü. Türkiye Cumhuriyeti adına İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti adına Dışişleri ve Yurt Dışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Sayın Ramtan Lamamra. بروتوكول تعاون بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال الإعلام والاتصال. المواقعون رئيس الاتصال لرئاسة الجمهورية التركية فخر الدين ألتون ووزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رامتان العمامرة. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında bayındırlık alanında işbirliğine ilişkin mutabakat saptı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Kara İsmailoğlu, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti adına Dışişleri ve Yurt Dışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Sayın Ramtan Lamamra. مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال الأشغال العمومية. الموقعون وزير النقل والبنية التحتية عادل كرا إسماعيل أولو ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد رامتان العمامرة. Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti arasında helal akreditasyon alanında mutabakat saptı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti adına Sanayi Bakanı Sayın Ahmet Zadar. مذكرة تفاهم بين الجمهورية التركية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال اعتماد الحلال. الموقعون وزير التجارة محمد موش ووزير الصناعة الجزائري سيد أحمد زغدار.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında balıkçılık ve su ürünleri alanında işbirliği hakkında mutabakat saptı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Tarım ve Orman Bakanı Sayın Vahit Kirişçi, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti adına Dışişleri ve Yurt Dışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Sayın Ramtan Lamamra. مذكرة تفاهم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التركية للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية المائيات. الموقعون وزير الزراعة والغابات السيد واحد كريشتشي ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد رامطان لعمامرة. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı, Teknolojik Gelişme ve Bilimsel Araştırma Genel Müdürlüğü arasında bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında işbirliği mutabakat saptı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti adına Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Sayın Abdülbaki Benziyan. مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة التركية للتعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار. الموقعون السيد مصطفى فرانك وزير الصناعة والتكنولوجيا والسيد عبدالباقي بن زيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında küçük işletmeler alanında mutabakat saptı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti adına Başbakanlık nezdinde küçük işletmelerden sorumlu Bakan Sayın Nassim Diafa. مذكرة تفاهم للتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التركية في مجال المؤسسات المصغرة. الموقعون السيد مصطفى فرانك وزير الصناعة والتكنولوجيا والسيد وزير الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında mesleki eğitim alanında mutabakat saptı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti adına Dışişleri ve Yurt Dışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Sayın Ramtan Lamamra. مذكرة تفاهم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التركية في مجال التعليم المهني. الموقعون وزير التعليم الوطني السيد محمود أزار ووزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti arasında eğitim ve öğretim alanında işbirliği mutabakat saptı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti adına Dışişleri ve Yurt Dışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Sayın Ramtan Lamamra. مذكرة تفاهم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التركية للتعاون في مجال التربية والتعليم. الموقعون وزير التعليم الوطني السيد محمود أزار ووزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد رامتان لعمامرة. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Türkiye ve Cezayir'de kültür merkezleri açılmasına ilişkin anlaşma. Türkiye Cumhuriyeti adına hükümeti adına Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy. Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti adına Dışişleri ve Yurt Dışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Sayın Ramtan Lamamra. اتفاق بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشأن إنشاء مركزين ثقافيين في الجزائر وتركيا. الموقعون وزير الثقافة والسياحة السيد محمد نوري أرسوي ووزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رامتان لعمامرة. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında sınır aşan organize suçlarla mücadele alanında işbirliği anlaşması. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu. Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti adına Dışişleri ve Yurt Dışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Sayın Ramtan Lamamra. اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الموقعون وزير الداخلية سليمان صويلو ووزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رامتان لعمامرة. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında madencilik alanında işbirliğine ilişkin mutabakat saptı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti adına Enerji ve Madenler Bakanı Sayın Muhammed Arkap. مذكرة تفاهم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التركية في مجال المناجم والتعدين. الموقعون وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز ووزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında çevre alanında işbirliğine ilişkin mutabakat saptı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti adına Dışişleri ve Yurt Dışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Sayın Ramtan Lamamra. مذكرة تفاهم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التركية في مجال البيئة الموقعون وزير البيئة والعمران والتغير المناخي السيد مراد كروم ووزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رامطان العمامرة. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında sosyal hizmetler alanında işbirliğine yönelik mutabakat saptı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti adına Ulusal Dayanışma, Aile ve Kadının Statüsü Bakanı Sayın Kavtar Kriku. مذكرة تفاهم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التركية في مجال الخدمات الاجتماعية الموقعون وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية السيدة داريا يانك ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيدة كوثر كريكو. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Cezayir'de uluslararası bir Türk okulu açılmasına ilişkin anlaşma. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti adına Dışişleri ve Yurt Dışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Sayın Ramtan Lamamra. اتفاق بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الجزائر الديمقراطية الشعبية بشأن فتح مدرسة دولية تركية بالجزائر. الموقعون وزير الخارجية مولود تشاوشوغلو ووزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رامطان العمامرة. Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti arasındaki yüksek düzeyli işbirliği birinci toplantısı ortak bildirisi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecit Tebun tarafından imzalanacaktır. إعلان مشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التركية. سيوقعه كل من فخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون.
Anlaşmaların imza töreni sona ermiştir. Ortak basın toplantısı için sözü Sayın Cumhurbaşkanlarına bırakıyorum. Arz ederim. وبذلك تنتهي مراسم التوقيع والآن نحيل الكلمة لفخامتي رئيسي الجمهوريتين لعقد مؤتمر صحفي مشترك. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli heyet üyeleri, kıymetli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle selamlıyorum. Aziz kardeşim Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'u Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin birinci toplantısı münasebetiyle Ankara'da misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanına ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Cezayir'den ülkemize 17 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan bu tarihi ziyaretle ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırıyoruz. Cezayir Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 60. yılını bu vesileyle tebrik ediyorum. Vatanlarının bağımsızlığı uğruna can veren tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum. Bu sene aynı zamanda diplomatik ilişkilerimizin kuruluşunun da 60. yılına tekabül ediyor. İki dost ve kardeş ülke olarak 500 yıl öncesine uzanan ortak bir maziyi paylaşıyoruz. İkili ilişkilerimizi yeni bir zemine taşıyan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin kuruluşunu 2020 yılında Cezayir'e yaptığım ziyaret sırasında kararlaştırmıştık. İlk toplantımızı gerçekleştirmek bugüne nasip oldu. Bu vesileyle işbirliğimizi daha da ileriye taşıma kararlılığımızı karşılıklı olarak bir kez daha teyit ettik. Görüşmelerimizde Türkiye-Cezayir ilişkilerini kapsamlı biçimde ele aldık. Gerek ikili, gerek uluslararası platformlarda dayanışmamızı artırarak sürdürme kararlılığımızı vurguladık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz hamdolsun her geçen gün gelişiyor. 2020 yılındaki ziyaretimde 5 milyar dolar hedefini belirlemiştik. Ticaret hacmimizi salgın şartlarına rağmen bir önceki yıla oranla %35 artırarak 4,2 milyar dolar düzeyine ulaştırdık. Bugün çıtayı yükseltip yeni bir hedef belirledik. O da 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız. Afrika'nın dünyaya açılan kapılarından biri olan Cezayir'in üretimini çeşitlendirmeye özellikle birçok alanda siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel, turistik bütün bu alanlarda Türkiye-Cezayir olarak geleceğe çok daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Türkiye olarak her konuda Cezayirli kardeşlerimizin yanındayız. Ekonomik işbirliğimizin lokomotiflerinden biri olan yatırımcılarımız da bu süreci yakından takip ediyor. 1400'ü aşkın Türk firması Cezayir ekonomisinin gücüne güç katıyor. Cezayir'i bir üretim üssü olarak gören ve yatırımlarını ülkenize yönlendiren firmalarımıza desteğinizin süreceğinden eminim. Özellikle de yarın İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın teşrifleriyle gerçekleşecek iş forumunun karşılıklı ticaretimizin ve yatırımlarımızın artırılmasına katkıda bulunacağı muhakkaktır.
Yakın geçmişte ortak yatırımların başlamış olduğu enerji ve madencilik alanlarındaki çalışmalarımız ülkelerimizin refahını artıracaktır. Değerli basın mensupları, aziz kardeşimle bugün aynı zamanda ortak coğrafyamız olan Afrika ve İslam dünyasındaki meseleleri de ele aldık. Cezayir, Afrika kıtasının yüzölçümü itibariyle en büyük ülkesi olmasının yanı sıra kıtanın lider ülkelerinden biridir. Cezayirli kardeşlerimizin kıtanın kuzeyi ve Sahel bölgesi başta olmak üzere Afrika'nın tamamında oynadığı rolü takdirle karşılıyoruz. Türkiye olarak biz de kazan kazan ve eşit ortaklık temelinde Afrika'daki tüm kardeşlerimizle işbirliğimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Libya ve Somali, ülkemizin kıtanın ekonomik kalkınmasına, sosyal barış ve siyasal istikrarının korunmasına verdiği önemi gösteren iki örnektir. Bu vesileyle Somali'deki seçimin sonuçlarının tüm Somali halkı için hayırlara vesile olmasını da temenni ediyorum. 2011 yılında çöküşün eşiğindeyken Türkiye'nin yeniden ayağa kalkmasına çok büyük katkı sağladığı Somali'de 15 Mayıs 2022 tarihinde yapılan bu Cumhurbaşkanlığı seçiminin başarıyla tamamlanmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Seçimlerin Somalili kardeşlerimizle birlikte Doğu Afrika halkları için hayırlara vesile olmasını diliyor. Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Şeyh Mahmud'u tebrik ediyoruz. Afrika kıtasında barış ve istikrarın temininde önemli rol oynayan iki ülke olarak savunma sanayi alanında işbirliğini güçlendirmekte kararlıyız. Türk yatırımlarının ağırlık kazandığı Oran kentinde açılacak başkonsolosluğumuz iki ülke arasındaki beşeri ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik gayretlerimize destek verecektir. Türkiye Maarif Vakfımız da Cezayir'de kuracağı okulla Cezayirli gençlere kaliteli eğitim imkanı sunacaktır. Kardeş Türkiye ve Cezayir halkları arasındaki güçlü bağların karşılıklı olarak açacağımız kültür merkezleri vasıtasıyla daha da kuvvetlendirilmesini hedefliyoruz. Madencilikten çevreye, eğitimden kültüre, muhtelif alanlarda biraz önce imzaladığımız anlaşmalarla ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik. Tüm alanlarda atılabilecek ilave somut adımları ilgili bakanlarımız değerlendirmeye ve hayata geçirmeye devam edecektir. Bizler de kendilerini bu yönde teşvik ederek gerekli desteği sağlayacağız. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Tebbu'na ve heyetine ziyaretleri için şahsım, heyetim adına, milletim adına teşekkür ediyorum. Fadıl. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu selamu ala eşrafil mursalin. Seyyidatü usadır kiram. Selamu aleyküm. Bi hatihil münasebe ve fi hadı zarf الزمن الخاص بالنسبة لوطني أننا بعد أسابيع سنحتفل بالذكرى 60 لاسترجاع سيادتنا الوطنية من المستعمر وذكرى 60 لإقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية تركيا الشقيقة. إذن في هذا الظرف الذي يبعث على التفاؤل أجدد شكري وامتناني لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان على ما حظينا به من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. وأود في البداية أن أعرب عن ارتياحنا العميق
لما حققناه معا من خطوات هامة أضيفت إلى الرصيد المتميز لعلاقتنا التاريخية وعززت مسار الشراكة الاستراتيجية التي نحرص على وضع أسسها على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي وفي كل مجالات المتاحة لنا. لقد كانت المحادثات كما تفضل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان كانت محادثات ثرية وعميقة، دعمنا خلالها تلك المكاسب التي أفضت إليها محادثتنا قبل سنتين في الجزائر. بمناسبة زيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان لبلادنا في سنة 2020 والتي كان من نتائجها إبرام العديد من اتفاقية التعاون، ومن أبرز القرارات اللي أخذت آنذاك من طرف فخامة الرئيس أردوغان هي إيصال التبادلات، إيصال الاستثمار التركي في الجزائر إلى ما يقارب $5 ملايير، وتحقق ذلك. يعني وأنا متفق معه تماما بأننا سنرفع السقف الاستثمار حتى نصل إلى إن شاء الله $10 ملايير وما فوق، لماذا لا؟ إذن الاستراتيجية التي نحرص على وضع أسسها عن الصعيد السياسي والاقتصادي هي هذه. لقد كانت المحادثات كلها ثرية وكلها إيجابية بالنسبة للشعبين وبالنسبة للبلدين وبالنسبة للحكومتين. والتي بدأت محطات من المحادثات التي قمنا كذلك أثناءها بتقييم وتقويم المسار منذ سنتين، بدأت هذه المحادثات والاتفاقيات التي انطلقت في الجزائر العاصمة إلى يومنا هذا أعطت ثمار طيبة إن شاء الله، أعطت ثمار في العديد من المجالات والقطاعات. نذكر من بينها قطاع النسيج في غليزان، نذكر كذلك قطاع صلب من طرف شركة توسيالي اللي اليوم تأسست، يعني أصبحت تصدر الإنتاج تاعها، صدرت السنة هذه انطلاقا من الجزائر ما يقارب $1 مليار، بالإضافة إلى يعني صعب الذكر كل العلاقات وكل المجالات وكل القطاعات، لأن احنا نطمح إلى إدماج بالتقريب صناعي وثقافي وإلى آخره. وتتيح هذه الفرصة تأكيد إرادتنا لمواصلة مد الجسور والتواصل والتعاون، وهو ما ترجمناه اليوم بالتوقيع على الاتفاقيات التي كان من شأنها إضفاء ديناميكية المنشودة على العلاقات الثنائية التاريخية ضاربة جذورها في التاريخ المتميزة بين البلدين الشقيقين. وقد سمحت لنا المحادثات باستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث خلصنا إلى توافق في المواقف ووجهات النظر إذا ما يحدث من اعتداءات على الشعب الفلسطيني والتمادي وفي التجاوزات والخروقات التي يقوم بها الاحتلال، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنهاء هذه المأساة. كما اتفقنا على ما يجري في ليبيا، ولنا نظرة واحدة هو أننا نرجع الكلمة للشعب الليبي حتى يقرر مصيره في انتخابات ممكن نساعد بلدين يساعدوا في
تسييرها إن شاء الله. لقد خلصنا إلى التأكيد على أهم ملفات هذه ليبيا والفلسطينية، وتطرقنا إلى الأوضاع في دول الساحل وما تتطلبه من مساعي فلسطينية. ليبيا وفلسطين meseleleriyle ilgili önemli sonuçları beraberce belirlemiş olduk. Yine sahil bölgesi ve Afrika'yı tehdit eden terör yuvalarının kurutulmasıyla ilgili olarak ortak işbirliği yapabileceğimizden bahsettik. Ve inşallah bu operasyonları beraber de yapabiliriz. Tabii ki önemli olan da ki burada az önce gördük, çok sayıda anlaşmaya imza atıldı. İki ülke arasında tam bir koordinasyon ve tamamlayıcılıkla birlikte inşallah önümüzdeki yıl yüksek düzeyli işbirliği konseyi bir araya geldiğinde çok daha iyi sonuçları görmüş olacağız. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sorular faslında iki soru Cezayir tarafından, iki soru Türkiye tarafından alacağız. Evet, önce misafir basın mensuplarına soru hakkını verelim. Buyursunlar. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Enis Al-Hayşar, Kanat Cezayir Devliye Al-Vantkat News. Cezayir Uluslararası Sualim Vajahon Liseyidein Haber kanalından her iki devlet başkanına sorumu sormak istiyorum. Acaba Cezayir-Türkiye ekonomik ortaklığıyla daha stratejik alanlarda ortaklık yapmak mümkün müdür? Yani ekonomik olmayan alanlarda da bu mümkün müdür? Tabii ki bu mümkündür. Burada zaten samimiyetimizle ifade ettik. Birçok alanda anlaşma imza attık ama bunlar sınırlı anlaşmalar değil. Ne zamansal ne de maddi anlamda, fiziksel anlamda da sınırlı anlaşmalardır. Ve stratejik olarak devam edeceğiz. Yine aynı bağlamda, sanayi bağlamında çok önemli adımları atmayı düşünmekteyiz. Özellikle de gerek sivil gerek askeri deniz endüstrisi alanında da önemli adımlar atmayı düşünmekteyiz. Teşekkür ederim. Cevabı zaten Sayın Cumhurbaşkanı verdi. Benim tekrar aynı soruya cevap vermem herhalde gerek yok. Evet, ikinci Cezayir. Cezayir'den ikinci soruyu soracak olan basın mensubu arkadaşımız, buyursunlar. Tadal tarah sual ala Seyyid Reis Erdoğan Al-Ventkat. Tabii, buyurun. Sayın Erdoğan'a soruyu yöneltiniz. Naam Seyyid Reis. Sayın Cumhurbaşkanı, هناك العديد من الشركات يعني يمكن الاستثمار فيها بغض النظر يعني الشركة الاقتصادية بين الجزائر وتركيا هناك مجالات أخرى ربما أكثر استراتيجية هل يمكن الحديث عن هذا الشأن بالنسبة لعقد شركات مع الجزائر في الجزائر farklı stratejik ne tür anlaşmalar hayata geçirilebilir? Şakir'in öncelikle savunma sanayinde atacağımız adımlar önem arz ediyor. Ve savunma sanayi tabii dar bir kalıp içerisinde ifade edilebilecek alan değil. Burada şu anda görüşme halinde olan firmalarımız var, başta TUSAŞ olmak üzere. Bunun dışında yine görüşme halinde olan
özel sektör firmalarımız var. Ve bütün bunlarla beraber çok daha önemlisi denizde, karada birçok firmamızın Cezayir'le görüşmeleri devam ediyor. Ve bu görüşmelerle birlikte bir defa işin savunma sanayi bölümünü biz askeri ilişkiler başlığı altında ele aldık. Bunun yanında siyasi noktada uluslararası bütün diplomatik ilişkilerimizde Türkiye-Cezayir ortak hareket etme konusunu ele aldık. Ki Sayın Başkan örneğin Filistin'i gündeme getirdi, Libya'yı gündeme getirdi. Bütün bu alanlarda beraber hareket etme ve bunu tabii her an genişletme, bunları da ilgili bakanlarımızın birbirleriyle yapacakları görüşmelerle genişletme ve stratejik işbirliği anlaşması demek aslında dışişleri bakanlarımızın sekreteryasında yıl boyu bakanlarımızın birbirleriyle yaptıkları çalışmalar ve bir yıl Türkiye, bir yıl Cezayir'de olmak üzere Cumhurbaşkanlarının riyasetinde de bu toplantıları bugün olduğu gibi devam ettireceğiz. Ve bu şekilde de alanların ne gibi genişlediğini, bakanların ne gibi çalışmalar yaptığını da değerlendirme fırsatımız olacak. Özellikle bugün değerli kardeşimle üzerinde durduğumuz en önemli konulardan bir tanesi de tarım alanında, hayvancılık alanında ki tarım endüstrisi noktasında deneyimlerimiz var. Tabii Cezayir yüz ölçüm itibariyle yani 2 milyon 400 bin kilometre karelik bir alana sahip. Dolayısıyla bu kadar büyük bir alana sahipken su noktasında da sıkıntısı adeta olmayan bir ülke konumunda ve bu konuda müşterek dayanışma halinde bir çalışmanın içerisine girebileceğimizi konuştuk. Bu devletten devlete özel sektörler arası bunları yapıp her iki ülkenin kazan kazan esasına göre gerekirse üçüncü ülkelere de buralardan ihracatların yapılabileceği konularını ele aldık. Bunların da değerlendirmesini yaptık. Tabii bunların yanında en önemli konulardan bir tanesi turizm. Turizmde özellikle Türkiye-Cezayir arasındaki ilişkileri tarihten gelen özellikle o birikimle ele almak ve bunu kültürel turizm gelişebilir. Bütün bunlarla beraber paket turizmi geliştirebiliriz. Ve böylece aramızdaki tabana dayalı atılacak adımlarla da inşallah Türkiye-Cezayir arasındaki kardeşlik bağlarının nerelere dayandığını da ortaya koyabiliriz. Ve milli eğitim, maarif, bunlarla ilgili attığımız adım büyük önem arz ediyor. Yine bunun yanında güvenlik alanında attığımız adımlar önem arz ediyor. Bunlarla beraber bütün bunları geliştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Evet, Türkiye tarafına geçebiliriz. Buyurun. A Haber Televizyonu Ece Alçı FM, sorum size olacak. Finlandiya Cumhurbaşkanı NATO'ya üyelik konusunda sizinle görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Bu konuda bir resmi talep geldi mi, bir takvim belirlendi mi? Yine NATO'ya üyelik konusunda İsveç'ten bir heyetin Ankara'ya geleceğini biliyoruz. Her iki ülkeyle de yapılacak görüşmelerde Türkiye'nin tutumu ve beklentileri ne olacak? Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, her iki ülkeyle ilgili de gerçi bu aralar Dışişleri Bakanları arasında bazı görüşmeler yapıldı. Fakat çok açık, net, samimi bir şeyi benim söylemem lazım. Bakın, her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı
açık net bir tavrı söz konusu değil. Kaldı ki bu süreç içerisinde bu terör örgütlerine karşı kalkıp biz karşıyız deseler bile ki tam aksini teslim etmeleri gereken bazı teröristlerle ilgili teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. Velev ki teslim edeceklerini dahi söyleseler biz şuna inanırız. Bir delikten iki kez Müslüman sokulmaz. Daha önce biliyorsunuz Yunanistan NATO'dan çıkmıştı. O dönemin yönetimi tekrar Yunanistan'ın NATO'ya girmesini sağladı. Şimdi ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Peki NATO'nun en önde gelen ülkeleri Yunanistan'a her türlü desteği veriyor mu? Veriyor. Yunanistan'da üsler kuruyorlar mı? Kuruyorlar. Biz bunlara nasıl inanacağız? İsveç terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi. Parlamentolarında teröristleri getirip orada bunları konuşturtuyorlar. Özel davetler çıkartıyorlar. Hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Biz bunların neyine güveneceğiz? Ha, pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Ya bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar. Yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz. Çünkü NATO o zaman bir güvenlik örgütü olmaktan çıkar, teröristlerin adeta temsilcilerinin yoğunlaştığı bir yer haline gelir. Buna evet demek mümkün değil. Ve bir sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız. Kusura bakmasınlar. Ece Hanım tamam mı? Evet, ikinci arkadaşımız buyurun. Fatih Örük, TRT Haber. Sayın Cezayir Cumhurbaşkanı'na sorumu yönelteceğim. Efendim Türkiye ile Cezayir iki köklü tarihe sahip ülke. İlişkinin geleceğini bundan sonraki süreçte nasıl yorumluyorsunuz? Libya konusuna değinmiştiniz. Bundan sonra Libya'nın geleceği için Türkiye ve Cezayir hangi ortak adımlar atabilir? Teşekkürler. Teşekkür ederim. Libya soruna gelecek olursak, Türkiye'deki kardeşlerimizle ortak bir görüşe sahibiz. O da seçimsiz Libya'da bir çözümün olamayacağı yönünde. Yani yönetimin Libya halkına teslim edilmesi noktasında herhangi başka bir alternatif söz konusu değildir. Bu konuyla ilgili olarak Türkiye ile zaten karşılıklı istişare halindeyiz, dayanışma halindeyiz. Temelde aynı görüşe sahibiz. Seçimler olmazsa olmazdır. Teşekkür ederim. Ve tabii ben merak ettim ama siz merak etmediniz. Sağımızda ve solumuzda iki tane tablo var. Ve bunlar bizim arşivlerimizden bugün en önemli bizim hatıramız ve hediyemiz olarak Sayın Cumhurbaşkanı'na veriyoruz. Padişah Abdülmecid'in tahta çıkışını tebrik ederek Fransız işgaline karşı gayretli bir şekilde mücadele ettiklerini ifade eden Emir Abdülkadir'in Arapça mektubu ve tercümesi 14 Aralık 1900-1841.
Bakın nereden nereye? Padişah Abdülmecid'in tahta çıkışını tebrik ederek Fransız işgaline karşı gayretli bir şekilde mücadele ettiklerini ifade eden Emir Abdülkadir'in Arapça mektubu ve tercümesi 14 Aralık 1841 Türkiye Cezayir ilişkileri bakın ta nerelere dayanıyor. Ne? Hayırlı olsun.